Lap Akademi'den selamlar, ben Orhan Çakan. Bugün sizlere HBR sistemi, bileşenleri ve çalışma prensibini anlatacağım. Videomuza geçmeden önce video sponsor olan VWR Hitachi marka HBR sisteminin Türkiye tek etkili distribütörü Terra AŞ'ye teşekkür ederim. Bu içeriklerin sizlere ulaştırılmasında çok değerli bir katkı. Bu katkıdan dolayı çok mutluyuz ve teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi gelin HPLC sisteminin bileşenlerini ve çalışma prensiplerini inceleyelim. Öncelikle buna başlamadan önce HPLC sistemini tanımlamak gerekiyor. Bir HPLC sistemini nasıl tanımlarız? E tabii ki burada farklı başlıkları inceliyoruz. Yani HPLC kavramını açtığımızda iki tane farklı tanımlamayla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi yüksek basınçlı sıvı kromatografisi veya bir diğer tanım ise yüksek performanslı sıvı kromatografisi olarak tanımlıyoruz. Bu iki tanımlamada doğru. İkisinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Ama güncel olarak biz hangi tanımı kullanmamız gerekir sorusunu sorduğunuzda yüksek performanslı sıvı kromatografisini kullanmanızı öneriyoruz. Aslında bu tanımlar nereden geliyor? Birazcık bunu da açmak istiyorum. Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi aslında HPLC sisteminin sahip olduğu yüksek basıncı tanımlamak için kullanılmış. Cihazın ticari olarak ilk üretildiği yıllarda. O yıllarda aslında HPLC sistemi gaz kromatografisinden biraz daha sonra ticarileşiyor. Yani ilk üretilen sistem gaz kromatografisi. Gaz kromatografisi sistemi daha düşük basınçlarla çalışıyor. Yüksek basınçya sahip olan HBL sisteminde aslında gaz kromatografisinden daha yüksek basınca sahip olduğunu tanımlamak amacıyla ilk yıllarda bu terimi alıyor. Ama ilerleyen yıllarda şunu fark ediyorlar. HBL sisteminde basıncın yanında aslında sistemin çok farklı performans parametrelerinin olduğunu da görüyorlar. Aslında buradaki performans kavramını biraz açacak olursak HBS sisteminin ayrım gücünü yani rezolüsyon dediğimiz ayrım gücünü ifade eder. Onun için daha güncel kullanımı olan yüksek performanslı sıvı kromatografisi tanımını kullanmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Evet, HPLC sistemi nedir sorusuna cevap vermemiz gerekirse de bunu çok farklı şekillerde tanımlayabiliriz. Ama en temel tanımıyla HPLC sistemi diyoruz. Bakın bir sistemden bahsediyoruz. Bu çok önemli. Yani HPLC bir sistem. Biraz daha e, tanımı genişletecek olursak, HPLC sistemi analitik kimyada kullanılan bir sistem. Biraz daha genişletelim. HPLC sistemi kromatografi tekniğini kullanan bir karışımdaki bileşenlerin ayrılması, nitel ve nicel olarak tanımlanması için analitik kimyada kullanılan bir sistemdir olarak tanımlayabiliriz. Tabi bu tanımı daha da genişletmek mümkün ama en temel kavramıyla HPLC sistemini böyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Peki kromatografi nedir sorusunu da burada cevaplamak gerekiyor ki bununla ilgili ayrı bir videoyu da yayınlıyor olacağız. Kromatografi aslında analitik kimyada kullanılan bir ayrım tekniğidir diye tanımlayabiliriz. En temel tanımıyla bunu yapabiliriz. İşte HBS sistemi kromatografi tekniğini, ayrım tekniğini kullanarak molekülleri, bir karışımdaki molekülleri elüye eden yani ayıran, kromatografi tekniğini kullanarak ayıran, dedektör vasıtasıyla bunları hem nitel olarak hem de nicel olarak tanımlayan analitik kimyada kullanılan sistem olarak tanımlayabiliriz. HPL sisteminin bileşenlerine gelin beraber bakalım. Nedir bileşenleri? Burada VWR Hitachi HPL cihazını görüyorsunuz. VWR Hitachi HPL sistemi olabilir ya da farklı sistemler olabilir. Bu sistemden bağımsız olarak aslında geleneksel olarak yani daha doğrusu şöyle tanımlayalım burayı. Markadan bağımsız olarak HPL sisteminin bileşenleri aşağı yukarı aynıdır arkadaşlar. Çok fazla değişmez. Yan modüller eklenebilir. Bir dedektör yerine iki dedektör, işte tek bir kolon yerine 3'te 3, 4, 5 tane kolonu aynı anda kullanabileceğimiz sistemler olabilir. Ama temel olarak bileşenleri ve çalışma mantıkları markadan markaya değişmemek üzere aynıdır arkadaşlar. Gelin beraber bakalım modüller neler? Öncelikle solvent rezervuar alanını görüyoruz burada. Solvent ve rezervuarı tüm markalarda cihazın en üstünde konumlandırılmıştır. Bunun temel mantığı arkadaşlar eğer pompadan daha aşağı konumlarda siz solvent rezervuarını konumlandırırsanız solvent rezervuar alanına koymuş olduğunuz mobil fazlar pompanın çekme etkisi ve yer çekiminin ters çekme etkisiyle beraber hava kabarcığı oluşumuna sebebiyet verecek ve pompalarda basınç kayıpları gibi istemediğimiz sonuçlarla karşılaşacak. Onun için solvent rezervuar alanı tüm markalarda en üst kısımda konumlandırılmıştır. Hitachi marka HBAR sistemimizde hemen altında bir dedektör görüyorsunuz. Tabi dedektörler değişir. Burada şu an bizim sistemimizde bir PDA dedektör yani fotodiyot array dedektör olarak adlandırdığımız UV visible bölgede spektrum da alabilen yani üçüncü bir kromatogramda üçüncü bir boyutu ekleyebildiğimiz spektrum ölçebilen karakterde yetkinlikte bir dedektör şu an mevcut. Ama dedektör olarak HBL sistemlerine floresans dedektörler, refraktif indeks, elektrokimyasal, iletkenlik, kütle dedektörü gibi dedektörleri kullanabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin analitik olarak ihtiyacınıza göre değişebilir. Bir sonraki bileşenimiz burada kolon fırını denk geliyor. Hitachi HPS'lerde kolon fırını hemen dedektörün altına konumlandırmışlar. Bazı markalarda bu yanda olabilir, bazılarında daha aşağıda olabilir, dikey olabilir veya yatay olabilir. Bu değişir arkadaşlar, bir değişkenlik gösterebilir. Bu çok önemli değil. Önemli olan kolon fırının içerisine koyabileceğiniz kolonların boyutları. Biz bir kolon fırını seçerken genellikle bu iki detaya dikkat ediyoruz. Birincisi hangi aralıkta kolonlar kullanacağız? Yani kolonumuzun minimum ve maksimum boyları ne olacak? Kolon fırınımız buna el veriyor mu? Bir diğerisi ise kolon fırının hassasiyeti, sıcaklık hassasiyeti. Sizin ihtiyaç duyduğunuz sıcaklık hassasiyeti neyse kolon fırının bunu sağlıyor olması gerekiyor ki Hitachi HBA'slerin kolon fırınları da yüksek hassasiyete sahip çok hızlı bir şekilde sizin kolon sıcaklığınızı yüksek doğruluk ve hassasiyetle dengeleyebiliyor. Bu da bizim için güzel bir avantaj. Bir sonraki bileşen Auto Sampler. Türkçeleştirirsek otomatik örnekleyici olarak tanımlayabiliriz. Burada pek neler var ona bakalım. Kapağını açtığımızda gördüğümüz aslında buradaki bileşenlerin hepsini görüyoruz. Öncelikle bir triyemiz var. Bu trey numuneleri koyduğumuz ve konumlandırdığımız alan olarak tanımlayabiliriz. Bir enjektör ve iğne kısmımız var ve bir valfimiz var. Bu valfin üzerinde bir loop yer alıyor. Genellikle bu birçok markada aynıdır arkadaşlar. Burada baktığımız zaman neler yer alıyor? Bir HPLC numuneleri için bir vialimiz var. Bu viallerin içerisine numunelerimizi doldurduktan sonra ilgili lokasyonuna koyuyoruz. Markaları da değişmekle birlikte genel olarak enjeksiyon şekilleri aynıdır. Ama bazı markalarda iğne enjeksiyonu yapmak için Vial'in üzerine giderken bazı markalarda bir robot kol Vial'i alır ve enjektör ünitesinin altına getirir. Bazı markalarda da bir tray vardır. Tray dönerek Vial'i enjeksiyon ünitesinin altına getirir. Bu markadan markaya değişir. Ama enjeksiyon yapma mantıkları hiç değişmez. Belirli hacimlerde yüksek hassasiyette numune enjeksiyonları çekilir, çekilerek valve yardımıyla lupa doldurulur ve oradan kolona gönderilir. Bu örnekte gördüğümüzde yani Itachi marka HPL sistemlerinde vial ünitemiz sabit bir robot kolumuz yok. Enjektör ünitemiz yani needle'ımız vialin üzerine geliyor. Vialin içerisine girerek hacmi çekiyor ve lupa yükleme işlemini gerçekleştiriyor. Bu aslında burada vurgulamak istediğim bir detay şu farklı markaları da kullanan biri olarak şu detay benim çok hoşuma gitti. İki kapağı açtığınızda aslında iç kısmı şeffaf bir şekilde tüm alanlarına ulaşabiliyorsunuz. Bu özellikle herhangi bir arızayla karşılaştığınızda arızayı çözebilmek için size esneklik kazandırıyor ve hız kazandırıyor. Ayrıca burada oluşabilecek herhangi bir arızayı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Onun için daha kapalı sistemlere nazaran bu bir avantaj olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Örneğin burada bir looplar, looplarda sızıntı olabilir ya da Valflerde sızıntı olabilir. Arka kısımlarda bir problem olabilir. Bunu çok hızlı bir şekilde ulaşıp görebiliyorsunuz. Sizin arızayı tespit etme ve giderme sürenizi oldukça hızlandırıyor. Bu açıdan bu detay benim hoşuma gitti. Bunu belirtmek isterim arkadaşlar. Hemen altında ise aslında HBL'sinin kalbi olarak tanımladığımız pompalar yer alıyor. Bel sisteminin sağlığını belirleyen etkenlerden bir tanesi ki çok fazla etken var. İlerleyen videolarda bunları da sorun giderme teknikleri altında inceleyeceğiz. Bir tanesi aslında mobil fazın kalitesi ve pompalardan geçen bu mobil fazın pompalara vermiş olduğu tahribat ya da bırakmış olduğu partiküller olarak adlandırabiliriz. Onun için pompa çok önemli. Eğer pompanızı doğru yönetmiyorsanız, doğru bir pompa yönetimi yoksa HPL sisteminde de çok daha sık sorunlarla karşılaşacağınız anlamına geliyor. Şimdi bu düşük basınçlı bir sistem. Yani 400 barlık, bu 600 barlık bir sistem ama HPL sistemlerinde genellikle 400 ile 600 bar arasında çalışırız ki biz bu sistemleri HBL sistemi olarak tanımlarız. Burada tek bir pompa çiftimiz var. Pompa çiftinin bir tanesi primary, diğeri de akümülatör olarak adlandırdığımız, quaternary solvent manager sistemi olarak adlandırdığımız bir sistemden bahsediyoruz. Bu pompa çiftlerinden bir tanesi aslında asıl pompamız. E, mobil fazı asıl çekme işlemini yapan pompa. Bir diğeri de yardımcı bir pompa. Bunlar aslında sıralı çalışırlar. Mobil fazı çeker ve valfler yardımıyla bir sonraki pompaya gönderir ve bir sonraki pompada yüksek tekrarlanabilirlik, doğruluk ve hassasiyetle akışı kolona doğru yönlendirir. Kolona gider akış. Böylelikle kesintisiz bir şekilde yüksek doğruluk ve hassasiyette mobil faz akışımızı sağlamış oluruz. Pompaların buradaki en önemli görevi kesintisiz mobil faz akışını yüksek doğruluk ve hassasiyette sağlamasıdır olarak tanımlayabiliriz arkadaşlar. Pompalarda pekala e, tek bir pompa çifti varsa gradient işlemler, gradient analizler nasıl yapılıyor? Bu tarz kuarterner solvent manager sistemlerde bir gradient proporsiyonlama valfi dediğimiz bir ön valfimiz var arkadaşlar. Şimdi bu gradient proporsiyonlama valfi aslında benim hangi mobil fazdan ne kadar çekeceğime karar veren ve bu karışımları gerçekleştiren sistem. Örneğin mobil faz A'dan %70, mobil faz B'den %30 çekmek istediğim anda gradient proporsiyonlama yüzde %70'i ayarlayacak şekilde A mobil fazında kalırken %30'u ayarlayacak şekilde de zaman dilimi olarak düşünürsek B'de kalır. Ve pompa bu çekme işleminin %70'ini A'dan %30'unu da B'den yapar ve daha sonra bu karışım tek bir hatta girer ve bir mikser yardımıyla homojen bir karışım gerçekleştirilir ve daha sonrasında pompa ile beraber pompadan geçerek arkadaşlar kolona doğru yol alır ve kolondan geçip dedektöre akış ulaşmış olur. Burada aslında bizim analizimizin sağlığını belirleyen, etkileyen çok fazla unsur var. Gradient proporsiyonlama valfimizin doğru çalışması, pompaların doğru çalışması oldukça önemli. Tabii ki bunların bakım temizlik işlemlerinden ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. HPLC sisteminin bir sonraki bileşeni de arkadaşlar atık attı. Dedektörden çıkan, dedekte edilen numunelerimiz bir atık hattında toplanıyor. Şu anda cihazın yan tarafında yerde yer aldığı için görmüyor olabilirsiniz. Atık hattımızda toplanan atıklar uygun şekilde bertarafa gönderilmesi gerekiyor. Önemli olan atık attığında tüm bileşimlerimizi topladıktan sonra uygun bir şekilde atığa göndermemiz gerekiyor. Bunları herhangi bir şekilde kanala ya da işte bir lavaboya vesaire vermememiz lazım arkadaşlar. Çünkü HPS'den çıkan tüm solventler tehlikeli atıktır. Bunları tehlikeli atık yönetmeliğine göre uygun şekilde bertarafa göndermemiz gerekiyor. Bir diğer ve son modülümüz ise veri toplama ve işleme bilgisayarımız. Genellikle HPL sistemlerin yanında bunu görürüz veya ayrı odalar vardır. Bu sistemlerde, bu bilgisayarlarda cihazı yönettiğimiz yazılımlar, software'ler yer alır. Her cihazın kendi yönetim modülü vardır ve buradan almış olduğumuz verileri kromatogramlara dönüştürürüz. Kromatogramlardaki verileri de yorumlayarak sayısal sonuçlara dönüştürmüş oluruz. Tabii ki bunu da yine sonuçların yorumlanması kısımlarında kısa kısa size böyle videolarla anlatacağız. HPLC sisteminin bileşenlerini bu şekilde tanımlayabiliriz. Son bir üzerinden geçip özetleyecek olursak, HPLC sisteminin bileşenlerini 7 başlık altında sayabiliriz. 1 solvent rezervuarı, 2 dedektör, 3 kolon fırını ve kolon, 4 oto auto örnekleyici, autosampler olarak adlandırdığımız kısım, 5 pompa, 6 atık hattımız, 7 veri toplama ve işleme bilgisayarı olarak Toplam 7 başlık altında HPLC sisteminin bileşenlerini inceleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu videomuzda anlatmak istediklerimiz bu kadar. Videolarımız devam edecek. Başta teşekkür ettiğimiz gibi videomuzu sonlandırırken de Terra AŞ'ye sponsorluğundan dolayı teşekkür ediyoruz. VWR Hitachi HPLC sistemleri Türkiye'de Terra AŞ teknik birikimiyle, teknik desteğiyle sizlere ulaştırılıyor. Eğer bir HPLC alım sürecindeyseniz veya yakın zaman planlarınız içerisinde bir HPLC alımı varsa arkadaşlar kesinlikle HPLC alımlarınızda VWR Hitachi HPLC sisteminden de teklif almanızı ve hatta bunu deneyimlemenizi bir demo talebinde bulunmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer bir demo talebinde bulunmak istiyorsanız aşağıda bırakmış olduğumuz bağlantılardan, açıklamalardaki bağlantılardan firmaya ulaşabilirsiniz. Biz İstanbul Maltepe'de yer alıyoruz. Yani deneyim ve eğitim merkezimiz İstanbul Maltepe lokasyonunda. Burada da size demolarınızda yardımcı olabiliriz. Bize de ulaşabilirsiniz direkt. Eğer herhangi bir talebiniz varsa sizi aşağıdaki bağlantılardan Terra Ayşe ile veya bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak tüm ücretsiz etkinliklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşçakalın arkadaşlar.